Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile Teyit Ayet'e Geometri Kampı'nın 20. haftasının 2. videosundayız. Çember ve daire konusundan sonraki çember ve daire ile ilgili çıkmış ÖSYM soruların benzerlerini testlerini çözüyorduk. Kitabımızda yani sayfa numarası şöyle bakıyoruz kitabımızda neredeyiz? 187 ve 188 işleyeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda iki çember yayı ve bir doğru parçasından oluşan A, B ve C yollarının oluşturduğu koşu parkının kurkisi verilmiştir. Bu yollar için aşağıdaki bilgiler verilmiş. A yolu başlangıç ile bitiş noktası arasındaki en kısa yoldur. Başlangıç ve bitiş arasındaki en kısa yol burası. yani dümdüz olacak değil mi burası? Evet en kısa yol burası. Sonra B yolunu oluşturan çember yayının merkezi. Bir kenarı A yolu olan eşkenar üçgenin köşelerinden biridir. Bir kenarı A yolu olan eşkenar üçgen çizmeye kalksan hocam ya yukarı doğru olacak. Ama bu çember yayı merkezi bunun köşelerinden biri olacak ya. Bu ve bu olamaz. O zaman aşağı doğru bakması lazım. O zaman şu şekilde olması lazım. Yani eşkenar üçgeni çizdik. Eşkenar üçgeni çizince de şöyle. Şimdi A yolu bir kenarı A yolu olan bir eşkenar üçgen çizdik. İşte bu yay bu yayın merkezi bu eşkenar üçgenin köşelerinden biriymiş. Eşkenar üçgen olduğunda şöyle bir gösterelim. 60 60 60. Tamam. E o zaman 60'lık bir yay yaptı burası. Sonra C yolu da yarım çember yayıymış. C yolu da şu yarım çember yayı dediğine göre hocam burası çemberin merkezi oluyor. Çünkü çapı burada olmak zorunda. E o zaman buraya da RR diyebiliriz aslında. Başlangıç noktasına aynı anda koşmaya başlayan Ali A, Barış B, Cemil ise C yolunu kullanarak bitiş noktasına varıyor. Ali, Barış ve Cemil'in saatteki hızları verilmiş arkadaşlar. Şimdi yollara bir düşünelim. Normalde hocam buraya RR desek, ya niye R ile uğraşıyoruz? Sürelerle alakalı bir şey istemiyor. Süreleri R'li cinsinden bulacağız. R yerine bence RR demektense 1-1 diyelim. O zaman eşkenar üçgenin bir kenarı 2 çıkıyor. O zaman şu merkezde daire diliminin daire parçasının yarıçapı çapı 2 yapmış oluyor. Şu yarım dairenin de yarı çapı 1 yapmış oluyor. Şimdi A yolunun, A yolu ne burada? 2 gittiği yollar lazım olacak bana çünkü süreler falan verilmiş. Bir de hızlar var ya x eşittir v çarpı t'yi kullanacağız. Hatta t buradan neye eşit oluyor? x bölü v'ye eşit olmuş oluyor. x bölü v'yi bulmaya çalışacağım. x dediğimiz yol. Birincinin yolu belli. 2. İki. İkincinin yolu 60'lık bir yay uzunluğu. 60'lık yay uzunluğunu hemen şöyle hesaplayalım mı? Hadi hesaplayalım. O da yarıçapı 2 yalnız. Dikkat et. 2 pi r. 60 bölü 360'tır burası. Hocam 6 kaldı. Şunlar sadeleşince 3 kaldı. O da 2 pi bölü 3 yaptı. 2 pi bölü 3 yaptı. E bunun yolu da zaten belli. Bu yolda yarım. Yani 2 pi r bölü 2'ye eşit. Yani bu da neye eşit oldu? Pi'ye eşit oldu. Gittikleri yolları da bulduk. Şimdi Ali, Barış ve Cem. Cemil sırasıyla 4, 3 ve 6 kilometre hızları. O zaman ben ilk önce T'a'yı hesaplayayım kırmızıyla. T'a yani Ali'nin süresi. Neye eşit? Ali'nin gittiği yol bölü hıza eşit. Ali'nin gittiği yol şurası 2. 2 bölü. Hızı ne Ali'nin? 4. Yani 1 bölü 2 yaptı. Şimdi TB'ye bakalım. TB nedir arkadaşlar? Barış'ın gittiği yol. Barış'ın gittiği yolda 2 pi bölü 3. Buradan bir, 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 bir... Konuşamadım. Barış Hoca'ya selamlar. Doktor Biyoloji'ye selamlar. Onu Onun adı için yazdım buraya. Bir de bir Barış daha var doktor. O da Barış Gülcü. Ona da selamlar. Bu arada selam vermeden geçmeyelim. O da nedir? Gittiği yol neydi arkadaşlar? 2 pi bölü 3. Gittiği yol bölü... 2 pi bölü 3 bölü neye eşit olacak? Hızına. Öbürünün hızı ne? 3. Yani bu da 2 pi bölü 9 yapar. Peki TC'ye bakalım. Cemil'e bakalım. Cemil de eskiden elma arkadaşım. Trabzon'dur kendisi. Ona da selam verelim bari. TC'ye bakıyoruz. TC nedir arkadaşlar? Cemil'in gittiği yol. Pi. Evet arkadaşlar. X bölü V'ye bakıyorum. Pi bölü. Onu siyahla göstereyim tabii ki. TC. Pi bölü. E, bu da 6 mı? 6. Pi bölü 6. Şimdi ben bunları sıralayacağım arkadaşlar. Tamam 2 pi bölü 9 ile pi bölü 6'yı sıralayabiliriz. Bunda bir sıkıntı olmaz. Ama bu 1 bölü 2 ile şeyi biraz e, sıralamasını yapacağım ya. Burada o yüzden pi yerine böyle değer versek sanki daha iyi olacak. Ya hocam şu pi dediğimiz aslında 3,14. 3'ten Üç, büyük değil mi? Evet 3'ten büyük olduğu için. Burası da 3'ten büyük olduğu için. Bak burası ne yaptı o zaman? Bak dikkat et. Hocam 3'ten büyük ya. Sadeleştiği zaman 1 bölü 2. 1'den büyük olduğu için bu da 1 bölü 2'den büyük mü oluyor? Evet. 3'den büyük 6 bölü 9. Hocam bu da aynı şekilde 3'ten büyükse 6 bölü 9'dan büyük olacak. Yani bu 2 bölü 3'ten büyük olacak. Hocam bu 1 bölü 2 bu 2 bölü 3. Bu daha büyük. En büyük olan bu. Bak dikkat et bu yarım bu yarımdan büyük bu da yarımdan büyük. Şöyle bakacak olursan. E, niye yarımdan büyük? Çünkü bunun yarısı 1,5 bölü 3 değil mi? Evet yarımdan büyük olduğu belli. E arkadaş 2 bölü 3 daha büyük. 1 2, 2 bölü 3 ile 1 bölü 2 sıralamasının paydaları eşitleyerek de bulabilirsin zaten. O zaman bu yarım bu yarımdan büyük bu da yarımdan büyükse varış sırası hangisidir? En hızlı olan ilk başta varmayacak mı? Varacak. En hızlı olan hangisi o zaman? Süre olarak ha, süre olarak en çok olan bu. Süre olarak en az olan bitiş noktasına daha önce varmaz mı? Varır. O zaman en küçüğe bakacağım. En küçük yarım. Yani Ali. Ali en küçüğü olacak sonra hocam yarından büyük en büyüğü buydu sonra bu yani Cemil sonra hangisi olacak barış olacak çünkü süresi en az olan çünkü ben 5 saniyede gittim öbürü 6 saniyede gitti e, birinci ben oldum demek ki değil mi barış süreleri e, barış sırası ilk önce süresi en küçük olan olacak yani Ali sonra Cemil sonra da barış sıralaması olacaktır cevap akçeyi olacaktır. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Lütfen dikkat edin buna. Ve çok güzel bir hikaye konulmuş buraya. Ee, böyle bu yaylarla ilgili bu hikaye bu şekilde sanki yok. Dikkat edin. ÖSYM nasıl sormuştu? Sadece yarım çember ile ilgili sormuştu. Ben 60 dereceyi de kattım buraya. Dikkat et. Tamam mı? Birinci soru gerçekten güzel. Cevap akçay oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıda yarı uzunluğu 6 cm olan O merkezli çember üzerindeki ABC noktalarını Evet. O merkezli çember üzerindeki ABC noktalarını merkez kabul eden eş çember yayları çizilmiş. Arkadaşlar A merkezli bak dikkat et çember yayı O'dan geçiyor. Yani A merkezinin yarı çapıyla O merkezinin yarı çapı aynı değil mi? Evet. Tamam dikkat. E hatta C merkezli de aynı şekilde yarıçapıyla O merkezinin yarı çapı. Hatta B merkezinin yarıçapı aynı mı? Aynı. E çaplar aynı. E o zaman Man en etkili silahımız yarı çap çizmek değil mi arkadaşlar? Hepsi O merkezlinin, A merkezlinin, C merkezlinin, B merkezlinin yarı çapları aynı mı? Aynı. E o zaman ne yapalım? Hocam ben buradan şuradan şunu şöyle çizecek olursam en güzel çizim yarı çap. Bak zaten ben daire parçalarıyla ilgili alan istiyorsam daire parçası oluşturmam lazım. Hemen oluşturalım şöyle şöyle şöyle. E hocam bunların hepsi birbirine eşit değil mi? Yarı çap, yarı çap, yarı çap. E ben burada alanlardan bir tanesini bulsam eşit girişlerin. Çünkü eş daireler bunların hepsi ve eşit girişlerin ayırdıkları alanlar. Yani ben bir tane A'yı bulsam olay bitiyor mu? Bitiyor. O zaman bir tane A'ya yoğunlaşayım ben. Hocam neredekine yoğunlaşayım? Mesela şuna. Şuradan da bir B merkezinden bir yarıçap çap çizecek olursam. Hocam bu da yarıçap, Bu da yarıçap çap gördüğün üzere. E hatta burada yarıçap çap uzunluğu da 6 değil mi? 6, 6. A alanını bulmaya çalışacağım. A alanını bulurken ne yapacağım? Hocam bu daire diliminin alanından Neyi çıkartacağım? İşte tam olarak şuradaki alanı çıkartırsam. Yani eşkenar üçgenin alanı çıkartırsam A'yı bulurum. Yazayım o zaman A alanını. Ee, bu da eşkenar üçgen olduğu için 60 60 60 60'lık bir dilim yapıyor. O zaman pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartacağım? Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'ü çıkartacağım. Sıfırlar 36'lar sadeleşti. A alanı 6 pi eksi 9 kök 3 yapar. A benden 2 4 6 a isteniyor. 6 a alanında neye eşit olacaktır? 6 ile çarpıyorum. 36 pi eksi 6 ile çarptım. 54 kök 3 yapar? Evet. Cevap balık kesir çıktı. ikinci soruda. Geldik 3'e. Bir karenin içine alanı en büyük bir çember dışına ise alanı en küçük bir çember çizildi. En bir karenin içine çizilen en büyük çember içte çemberi dışına çizilen en küçük çemberde baya bir çember çizilebilir. Böyle bunlardan en küçüğü de hangisidir? Tam köşelerinden geçen çemberdir değil mi? Evet çizildiğinde küçük dairenin alanı pi r kare. Bak burada merkez var teğet var çek dik. Merkez var teğet var çek dik yapsak. E, karenin bir kenarı da ne yapıyor o zaman? 2 r mi yapıyor? Evet. Şimdi küçük dairenin alanı pi r kare. Karenin alanı 4 r kare. Gerçekten karenin bir kenarı 4 r kare. Bir kenarı 2 r olduğundan dolayı. E büyük dairenin alanı da 2 pi r karedir. Öyle mi gerçekten? Büyük dairenin yarı çapını bulmam lazım. En etkili silahım yarı çap çizmek. Hocam burada da şu merkez teğet çektikleri şurada da yapsaydık şöyle. Hocam 90 burası da R. 90 90 e, burada bir dikdörtgen oluştu. R'se, R ise R. R Hatta burada da şu büyük çemberin yarı çapını zaten R R R kök yaptı. Aa hocam ne oldu o zaman burası? Büyük dairenin yarıçapı çapı R kök ya. Pi R kökünün karesi. O da 2 pi R kare mi yaptı? Evet. Gerçekten küçüğü pi R kare. Karenin alanı 4 R kare. Öbürü de 2 pi R kare oldu. Ha burada eşitsizlik pi ile 4 pi küçüktür. 4 küçüktür 2 pi hikayesi elde edilmiş buradan. Niye? En büyük dairenin alanı sonra karenin alanı sonra bu da bu da küçük en küçük şekildimiz değil mi arkadaşlar şöyle baktığımız zaman. Evet o zaman dairenin alanıyla küçük dairenin alanıyla büyük dairenin alanının arasında olacak bu. Yani normalde demiş şu şekilde pi r kare 4 r kare ve 2 pi r kare şeklinde ama R kareleri sadeleştirirsek burada R kareleri sadeleştirirsek burada pi küçüktür. 4 küçüktür. 2 pi. Eşitsizliği elde edildi mi? Edildi. İşte bunu diyor eşkenar üçgen için yap diyor. Benzer biçimde eşkenar üçgenin içine ve dışına çemberler çizilirse eşitsizlik hangisi olur diye soruluyor bize. Arkadaşlar şimdi bir eşkenar üçgenin çevrel çemberin merkezi. Bunu bilin diye hep söyledik. Neydi? Yüksekleri kesim noktasıydı. Ağırlık merkeziydi. Her şeyin merkeziydi. Değil mi arkadaşım? Evet. Yani şurası R. Hatta burası da R. Burası ağırlık merkezi ya. Hani yükseklik çizdik. Yüksekliklerin kesim noktası ağırlık merkezi. E burası R'yken burası 2R olacak. Hatta burası da 2R oldu. He. Küçük çemberin yarıçapı çapı R iken büyük çemberin yarıçapı çapı 2R oldu. O zaman küçük dairenin alanı pi R kare küçüktür. Sonra eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4. Şimdi burası R 3R ya. 60'ın karşısı 3R. Ya da şöyle diyelim. Şurası 2R hocam. Burası da 2R hocam. Bunlar 30-30 120 üçgen değil mi? 30-30. Burası da 2 kök 3 r yapmaz mı? Evet. Şimdi eşkenar üçgen alanı 2 kök 3 r'nin karesi kök 3 bölü 4 değil mi? A kare kök 3 bölü 4'ten. Evet o da küçüktür. Sonra en büyük şeklimiz de bu büyük daire değil mi? Büyük dairenin alanında yarı 2 r olduğu için pi 2 r'nin karesi. Yani 4 r kare olacaktır. O zaman burada r kareleri iptal edelim. Buradan pi geldi küçüktür. Şunun karesi 4. 4'ler sadeleşti işte. bir de 3. O zaman 3 kök 3 mü kaldı burada? Bir de kök 3 var burada çarpma olarak. Sonra o da küçüktür. Bu da 4 pi mi yaptı? Evet. Pi küçüktür. 3 kök 3 o da küçüktür. 4 pi geldi. Yani eşitsizliğimiz bu şekilde çıkmış oldu. Bu da güzel bir soru. Buna benzer bir soru yine ÖSYM sordu. Lütfen dikkat edin. Güzel bir şey yapıyor. İlk şekilde bir şey tanımlıyor. Ben burada 4'ün pi ile 2 pi arasında olduğunu bu şekilde bulun diyor. E 3 üç kök 3'ün de pi ile 4 pi arasında olduğunu şu şekilde bulabiliriz. Mantığını yakala diye sorulmuş bir soru arkadaşım. Evet güzel bir soru. Üçüncü soru denizli oldu geldik dördüncü soruya. Şekilde bir yarım çember verilmiş ve şöyle bir dik üçgen verilmiş. Yarı çapta 5 kök 5 olarak verilmiş ve x uzunluğu soruluyor bize. Ne yapabiliriz burada? Ya şimdi burada paralellik de verilmiş sanırım. Evet paralellikten dolayı burası 90 derece. Dikkatimi çeken direkt şu var. Dik tavan iki parçaya böldü. Aklımıza ne geldi? İkiz kenar hemen aklımıza gelen başımıza gelsin. Hop şöyle çizelim. İkiz kenardan dolayı x. Zaten bunu şöyle de çizebilirdin. Daha önce ben sana söylemiştim. Yarım çember gördüğünde böyle çapa dik çizildiğinde ne yapıyordun? Yani çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturduk değil mi? İşte şöyle şöyle oluşturalım hocam diye hamle yapıyorduk. Çünkü bu önemliydi. ÖSYM buna dikkat ediyordu. E hocam burada da bir yarım çember var ya çapa dik çizilmiş. Hemen şunu çizmek mantıklı olurdu. Evet çizdik de. E şimdi ne yapacağız? Yarı çapın 5 kök 5 olmasını kullanalım. Hadi bakalım. Şurası 5 kök 5. Hocam şurayı bulsam mı? Dur bakalım. Aa burada 5 beş kök 5'e 10 kök 5 var. En sevdiğim bak dik üçgende benzerlikte. En sevdiğim şey 1'e 2 oran var. Öyle bir şey var mı? Bir de burada ben ikiz kenar üçgen demedim. Buna ikiz kenar aynı zamanda çizilen yükseklik kenar ortay ve açı ortay oluyordu. Hocam şu açı ortay olacak. O zaman alfa dersen burası da alfa. Alfa 90'sa burası beta. Alfa 90'sa burada yüklük bağıntısı maalesef yok. H kareçtir. P çarpı k falan filan. Kiyokmantısı olsa bile alfadan beta'ya 1 1'e 2 varsa ne yaparız? Onu kullanırız. Alfa 90 sabah alfa şurası 90 derece ya. E, burası beta yapar, burası alfa yapar, burası beta yapar. En küçük üçgenden başlayalım. Mesela şu üçgenden başlayalım. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Şuradan başlıyorum. A iken beta'ya geçiş 2A. Hocam şuradaki üçgende de alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. 2A iken burası da 4A mı yapar? Evet. A Toplamda 5A. Ne eşit? 5A toplamda 5 kök 5 burada. 5 kök 5 burada. 10 kök 5'e eşit. O zaman A'yı da böylelikle 2 kök 5 olarak buluruz. Ve 10 kök 5 bölü 5'ten. E sonra ne yapacağız? Hocam 2A iken burası da 2A. A 1 2 kök 5 üçgeni ya da şuradaki dik üçgenden de bulabilirdik bunu. Hocam cevap x 2 a'nın kök 5 katı. Yani a yerine ne yazıyoruz? 2 kök 5. 2 çarpı 2 kök 5 çarpı 5. O zaman 4, 4 kere 5 bir de burada en son kök 5 vardı pardon. E, şu x'i çarp 5 bu x'i çarp 4 çarptığımız da kaç yapar? 20 yapar. Yani cevap balık esir oldu 4. soruda. Gerçekten bu da güzel bir soruydu. Hem benzerliği yani eski kazanımları karşımıza çıkarabiliyorlar böyle gördüğün üzere. Benzerlik yine karşımıza çıktı. Daha farklı bir şekilde çözülür müydü? Çözülebilirdi. E daha farklısını sen çöz. Ben ama şu alfadan beta'ya geçişi çok kullanıyorum. Buna da sen alışmışsındır büyük ihtimalle. Evet geldik 5. soruya. Birim karelere bölünmüş düz bir kağıdın K, L, M noktalarındaki 3 karınca aynı anda eşit hızlarla harekete başlamıştır. Buna göre 3 karıncanın aynı anda hangi karenin içinde buluştuğu soruluyor bize. Hmm. Şimdi öyle bir karenin içerisinde buluşuyorlarmış ki mesela A'da şu, şu ve şu uzunluklar birbirine eşit olacak. A'nın içinde köşesinde olsa dik üçgenlerden belki bulabilirim ama hangi karenin içinde olduğu soruluyor. Arkadaş bu karenin içindeyse şu 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 eşit olması demek ne demek? Bir noktaya eşit uzaktaki noktalar kömesi demek değil mi? Evet. Ya bu da nedir? Hocam bu üç nokta çemberseldir. Yani bu üç noktadan bir çember geçiyor demek anlamına mı geliyor? Aynen öyle. Tamam. Ben o zaman şunu bulacağım. Bu üç noktadan bir çember geçiyor. E üç noktadan çember geçmesinden dolayı bir şey elde edemiyorum. Ne yapabilirim? Hocam şunu şöyle üçgen yapsam. Şöyle bir üçgen yapsam. Üçgenin çevrel çemberi mi oluyor bu? Evet. Bu üçgenin çevrel çemberi acaba nerede? İşte bu isteniyor bizden. Şimdi hatırlayın. Aslında biraz şeyi de anımsatıyor ama çember konusunun içerisinde de sorulabilir tabii ki bu. Hani kazanımları farklı kazanımlar da soruluyor içerisinde. Çemberin içerisinde çevrel çember. Çevrel çember. Neydi? Çevrel çemberin merkezini nasıl buluyorduk? Ya öyle bir nokta olacak ki mesela C noktası. Üç köşeye de eşit uzakta olacak. Ya da ne diyorduk? Çevrel çemberin merkezi kenar orta dikme merkeziydi. O zaman ben bunun kenar ortasını bulacağım. Hocam zaten burası 1 2 kök 5 yani 2 4 2 kök 5 kök 5 kök 5 şeklinde burada ayırır. Bunun kenar orta dikmesini bulacağım. Tam ortası burası. Buradan ortadan dik çizeceğim. Sonra bunun orta dikmesini bulacağım. Tam birim karelerin köşelerinden geçiyor. Bu kolay. 1 2 3 tam ortası burası yapıyor galiba. 1 2 3 o zaman tam ortası burası yapıyorsa, bak dikkat, bunun kenar orta dikmesini çizelim. Hocam burası 45-45 ya, buradan kenar orta dikmeyi çizmek çok kolay. Buradan kenar orta dikmesi işte tam olarak bu değil midir? 45-45 diye geçen, evet. Yani cevabım ne olacak? Ya D ya E olacak. Çünkü kenar orta dikmelerin kesim noktası aynı zamanda çevre çemberin merkezidir. E hocam burası da 45 ya, o yüzden böyle bu daha kolaydı. Şurası 90 derece. E, diğerini de çizeyim ben. Hocam diğerini nasıl bulacağım? İstersen şunu da çizebilirsin. Hocam bunun orta dikmesini de çizeyim diyebilirsin. Hiç fark etmez. Buna ait dik çizeceğim. İşte burada biraz eğim bilgisi de işin içine giriyor arkadaşlar. Buna dik çizerken neye dikkat edeceğiz? Hocam böyle mi geçecek böyle mi geçecek? İşte şöyle mi olacak nasıl olacak? Şimdi burada bunun eğimine bakacağız. Bunun eğimi nedir? Yani dik olanına bakacağız. Bunun eğimi nedir? Hocam bunun eğimi 1 bölü 2. Hatırlayın eğiminin ne olması lazım o zaman? 1 bölü 2 ise bak sağa yatık ya 1 bölü 2 ile neyi çarparsanız eksi 1 yapar. Çünkü eğimler çarpımı eksi 1 oluyordu. Hocam eksi 2 bölü 1. Ters çevirip eksi ile çarpacağım. Yani sola yatık eğimi 2 olacak. Sola yatık eğimi 2 olan doğru da şu doğru değil midir arkadaşlar? Şöyle bak dik üçgenler. 2 bölü 1. Aynı şekilde 2 aşağı 1. 2 aşağı 1 sağa gidecek. Aynı şekilde 2 aşağı 1 sağa gidecek. Şöyle olacak. O zaman kestiği yer neresi oldu? İşte tam olarak burası oldu. Ya hocam bunun dikini nasıl bulabilirdik başka türlü? Ya şöyle de bulabilirdiniz arkadaşlar. Şimdi bu şu doğrudan dolayı yani eğimden böyle aklınıza gelme. Tamam buradan çizeceksiniz ama şöyle bakacaksınız ya. Şurası nasıl gitmiş? Hocam 2'ye bir şeklinde gitmiş. Aynı eşini şurada çizebilirsiniz. Aşağı doğru 2'ye bir şeklinde gidince burası da dik olacak diye söyleyebilirsiniz. E, çünkü eşini yazdığınız zaman böyle olması lazım. Alfa beta buranın alfa buranın beta olması için tam tersi eşini çizmemiz lazım. Yani 2 birim aşağı 1 bir birim sağa gitmemiz lazım. Bak 2 aşağı 1 sağa. Tam bu noktadan iki aşağı bir sağa, iki aşağı bir aşağı bir sağa gittiğim zaman doğrumuz bu şekilde geçiyor ve nereden geçiyor? E'den geçiyor. Biraz analitik bilgisini de andırıyor aslında burası. Ama ya bu tür sorularla da karşılaşabilirsiniz diye bunu da yazdım. Ki zamanında bunun benzeri soru da karşımıza çıkmış arkadaşlar. Dikkat edin. Beşinci soru E oldu. Geldik altıncı soruya. ABC'de dikdörtgen verilmiş. AB 16 verilmiş. Şimdi burada belli başlı şeyler var. Burası 16. Ve birbirine E noktasına teğet olan O ve M merkezi çemberlerin yarı çapları eşittir. Yani iki çemberin yarı çaplarının eşit olması bu iki çemberin birbirine eş olması anlamına geliyor. Hocam çemberler birbirine ne diyor? Merkezleri birleştir. Merkez var, kiriş var, çektik. Merkez var, kiriş var, çektik. Yani burası 4, 4. E o zaman arkadaşlar şu bir dikdörtgen ya 8 ya burası da 4, 4 yaptı mı? Yaptı. Sonra bunlar eş çemberler. E hocam eş çemberlerse eğer sen bak şimdi düşün, düşün. Hocam bence şu kirişler de eşittir. Niye acaba? Çünkü çünkü niye? Senin şuradaki açın kaç derece? Farklı bir bakış açısıyla şey yapayım. Belki geçen sene böyle yapmamışımdır. Hocam burası 90 ya. Çapı gören çevre açı 90 derece. Yani senin çapın tam buradan geçecek. E burası R R. Aynı şekilde senin çapın buradan mı geçecek? Evet, burası da R R. Hocam 2R 8. Burası da 2R 8'lik dik üçgen. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Kesin eşit olmak zorunda. Çünkü 8 2R yani 2R'nin karesi 8 8'in karesi bunun karesine eşit. 2R'nin karesi eksi 8'in karesi bunun karesine eşit. Tamam buradaki eşitleri de ispatladık. Şunları sileyim de kafa karışmasın şimdi. E o zaman bunlar da birbirine eşitse bak şunlar da birbirine eşitse e ne yapmalıyız? Merkez varsa kiriş varsa çektik. E merkez varsa kiriş varsa çektik. Aynı şekilde merkez kiriş çektik. Hocam dikdörtgen oluştu. Şunlar birbirine eşit ya. Dikdörtgenden burası eşit. Burada da merkez giriş çektikten burası da eşit olmuş oluyor. Hatta aynı mantıktan dolayı merkez giriş çektik. Bunlar da çizgi 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 mi oluyor? Çünkü şunlar birbirine eşit. Eyvallah. Şimdi biz neyi kullanmadık? 16'yı kullanmadık. Hadi bakalım 16'yı kullanalım. E hocam 16'ya bakacak olursak tamamı 16. Burası R. Burası R değil mi? Evet. E tamamı 16 ise bak dikkat et. Şuradaki uzunlukta çizgi değil mi? Burası da çizgi. Hocam çizgi artı R burası. Çizgi artı R burası. Yani buranın ne yapması lazım? 8 yapması lazım. E tamamı bunun 8. E burası da 8 yapacak aynı şekilde. Burası da 8 ise eğer buraya 8-R'ye kaldı. Çizgi dediğimiz 8-R'ye yaptı. E takıldık kaldık. En etkili silahımız neydi? Yarı çap. Al sana yarı çap. Yarı çapı çizdim. Hocam yarı çap olduğunu gösterelim. Bitti. 4 var. 8-R -E var. R var. İşte şurada bir pisagor bağıntısından R kare eşittir. 8-R'nin -E karesi artı 4'ün karesinden dolayı R'yi bulur muyuz buradan? Buluruz. Hisset 5 koyarsa 3 4 5 sağlanıyor mu? Sağlanıyor. Yani R 5 çıktı. Çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık soruluyor. Yani bizden R'yi 5 bulduk ya 2 R isteniyor. Merkezler arasındaki uzaklık o da kaç yapar? 10 yapar. Yani bu da güzel bir soru. Benzeri ÖSYM tarafından soruldu. Dikkat. Altın soru C oldu. Geldik 7'ye. Yanında verilen o merkezde 3 yarım 3 yarım çember Evet yarım çemberle ilgili olarak aşağıdaki bilgiler verilmiştir. CD kirişi büyük çemberin kirişi ve ortanca yarım çemberin teğettir. Şundan bahsediyor. Bunun teğeti öbür büyüğün kirişi oluyor. Bu da bunun kirişi ve şu mavi çemberin de teğeti oluyor. Onu açıklamış. En büyük yarım çemberin yarı çapı 9. En büyük yarım çemberin yarı çapı 9. Yani burası 9. Hocam merkez var teğet var. Çek dikti mi? Evet. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. 9'u çizdik. Eyvallah. AB kirişin uzunluğu 6. AB kirişin uzunluğu 6. Hocam burada da merkez var teğet var. Çek dik yapabiliriz. Ve burada da etkili silahımız yarı çap yere çizeceğiz büyük ihtimalle. Hocam merkezde teğet çektik yapınca bu kirişe çizilen dik mi oldu. Kirişe keş parçaya bölecek. O yüzden 3-3 yaptı. Burası 6 ya. CD kirişinde zaten 12 vermiş. O zaman bu da merkez kiriş çektik olduğundan iki eşit parçaya böldü. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Sonrasında şuralarda bir şeyler bulacağız elbet. Bu büyüğün yarı çapında falan bulmuş oluyoruz. Bak burada bir dik üçgen çıktı. Hocam Pisagor bağıntısından şurayı buluruz. Hatta bu kolay Pisagor'dan yapalım. 3 çarpı 3 burası. 3 çarpı 2 burası. E o zaman burası da 3 çarpı kare küçüğünde karesi eksi karesi. 9 eksi 4'ten 5 yapar burası. Bak şu ortancanın yarı çapı 3 kök 5. Hocam burası da 3 kök 5. E burada da bir dik üçgen var. 3 var 3 kök 5 var. Küçük olanın kök 5 katı nerede? 1 2 kök 5 üçgeninde. Yani burası 6 yapar. Bizden ne isteniyor? Yarım dairenin alanı. Şu yarım dairenin yarı çapını 6 bulduk. Yani pi r kare bölü 2 isteniyor. O da 18 pi yapar. Evet cevap denizli oldu. Böylelikle 7. soruda geldik 8. soruya. Evet 150 derece verilmiş yay uzunluğu. Yay ölçüsü de bu yay ölçüsüyle ölçüsünün uzunluğuyla yani şu yayın uzunluğuyla burası eşit verilmiş. Bunları kullanacağım ben demek ki. 150'yi de benim kullanmam lazım sanki burada. Hocam yay uzunluğu burada belli mi? Aslında belli. Niye? Çünkü 60'lık bir yay ölçüsü var burada. Hadi buraya y diyeyim ben y'yi bulayım bakayım. Y nedir dostlar? Y dediğimiz şey 2 pi r. R dediğimiz 6 kök 3 e, ee, 60 bölü 360 mı? Evet 60 bölü 360 eşit olacak. E hocam şu şu 360 götürdü. O zaman y'yi 2 kök 3 pi mi bulduk? Evet. Hocam burası da 2 kök 3 pi çıktı. E sonra ne yapacağız? 60 var, 90 var, 150 var. Dörtgen açıları toplamından burayı bulur muyuz? Buluruz. Hadi bulalım bakalım burayı. Burası kaç yapıyor? Hocam 90, 60 daha 150, 150 daha 300. Buraya 60 derece kaldı. Aa bütün açılar özel. Hocam şuradan dik mi çizsem? Hayır 150 parçalanmaz. Bak bütün açılar özel bir açı. O zaman üçgene tamamlayacağız değil mi? Hiçbir açıya dokunamıyorsak. E ya 150'yi uzatacağım ya da böyle bunu uzatacağım. Gerçi 2 tane 60 varsa eşkenar üçgen yapmak daha mantıklı yukarı doğru ulaştırmak. Çünkü 60 60 bak 60 yapıyor. Burada da bir 30 yaptı. 30 60 90 üçgen çıktı burada. 60'ın karşısı 2 kök 3 pi ise 30'un karşısında kök 3'e bölünmüş hali. 2 pi yapar. 90'ın karşısında kaç yapar? 90'ın karşısında 2 pi ise 4 pi mi yapacaktır? Evet. Ve dikkat et bu eşkenar üçgen çıktı. Yani şu, şu ve şu kenar eşit olacak. Yani 2 pi artı 6 kök 3 eşittir x artı 4 pi. E 4 pi'yi buraya atınca eksi 2 pi mi yapıyor burası? Evet. Eksi 4 pi artı 2 pi eksi 2 pi. 6 kök 3 eksi 2 pi eşittir x mi yapar? Evet. Yani cevap böylelikle Akçay yaptı 8. soruda. Ve geldik 9'a. Neler verilmiş bakalım. Yukarıdaki şekilde bir kol saati modelinin şekli çizilmiştir. Kol saati modeli var burada. Eyvallah. Bu şekilde iki çember 12 noktasında birbirine teğettir. Görüyorsun şöyle. Tamam. Küçük çemberin yarıçapı çapı 2 birim. Ve burada da arkadaşlar çemberler birbirine değince merkezleri birleştir yapıyoruz ya. Bu doğrusal olacak böyle. Yani tam değme noktasına bu merkezle değme noktasını birleştirdiğiniz zaman bunun da yarı çapı burada olmak zorunda. Küçük çemberin yarı çapı 2 birim verilmiş. Bunu 2 diye yazalım. Büyük çemberin yarı çapı da 2 köküçü artı 2 verilmiş. Yani şurası 2 köküç mü olacak? Evet. 2 köküçü artı 2. Tamam devam edelim. Buna göre diyor sa saat şekil 1'deki gibi 9'dan şekil 2'deki gibi 9.05'e geldiğinde yelkovanın küçük dairede taradığı bölgenin alanı. Hocam yelkovan küçük dairede nereyi tarıyor? Oraya bakacağız şimdi. Önceden burasıydı. Şimdi sen bunu böyle getirirken dikkat. Sen bunu böyle getirirken buraya mı geldi? Evet. Hocam burada küçük yel kovanda küçük saatte taradığı bölge neresi yapıyor? İşte tam olarak şurası yapıyor. Hatta ben şunu sileyim. Nasıl geldiğini gördün. Yel kovanın taradığı bölge. Yel kovan bak burayı tarıyor. Burayı tarıyor, burayı tarıyor, burayı tarıyor, burayı tarıyor. Burayı tarıyor. Aha burası. Yani sadece şuradaki bölgeyi taramıyor arkadaşlar. Bak şöyle yapayım da orası tam taralı olmasın. Sadece buradaki bölgeyi taramıyor arkadaşlar. Onu da şöyle göstereyim. Sadece buradaki bölgeyi taramıyor. Yani ben burada ne yapacağım? Burası yarım daire ya. Hocam bu yarım dairenin alanından buradaki mavi alanı çıkartacağım. Ancak öyle bulabilirim. Buradaki yelkovanın şurayı taradığı bölge alanı sorulurken. Peki neler var burada? Küçüğün yarıçapının çapının 2 olduğunu biliyorum. Şu büyüğünde 2 köküç artı 2 olduğunu biliyorum. Sonra saat 9.05'e gelmiş. Hocam burası 05'e gelmesi demek. 1, 2. Tam 05'e geldiğinde şurada taradığı bölgedeki açı bu saat 12 bölmeden oluşuyor ya. Her bir bölme kaçar derece 30'lar derece değil mi? Yani senin şuradaki açı 30 derece oldu. E 30 dereceyi kullanacağız o zaman biz şimdi. Hocam şurası kaç? Burası 2 köküç. Tamamı 2 köküç artı 2, 2 olduğunu biliyorum. Burada ne yapmalıyım? Merkez bu 30'un mantığını kullanmak için. Hocam yarı çap mı çizsem? Yo 30'un mantığını kullanmak için sanki şuradan dikiş çizeceğim şöyle. Hatta şekli biraz daha büyüteyim. Dur şöyle büyüteyim. Şuraya geleyim. Ve sen daha rahat bir şekilde soruyu gör. Daha da büyüttüm. Kalemim kalın olacak ama idare et. Bak şimdi 90'ın karşısı 2 köküsü 30'un karşısı ne olacaktır? Yarısı. Köküç olacaktır hocam. E sonra ne yapacağız? 60'ın karşısında köküçün şöyle şurası köküçün köküç katından dolayı kaç yapıyor? 3 yapıyor. Evet buradaki uzunluğu da 3 olarak bulmuş olduk. Sonra ne yapacağız? Benim şuradaki alanı bulmam lazım. E burada bir ek çizim ek çizim yine yapalım. En güzel ek çizim yarı çap. E yarı çapı da çizelim. Şöyle bir yarı çapı çizsek. Bir şeyler gelecek mi? Hocam burası 2 kök 3. Ondan sonra 30 ile ilgili bir şey geliyor mu? 30 derece burası. Şurada da merkez açı falan filan göremiyorum. Şunu bulmam lazım. Benim aslında bunu bulmam lazım diyorum ya. Burada da biraz tüyo var aslında. Hocam şunu da çizmem lazım. Çünkü... Ben bu daire parçasının alanını bulmak için işlem yapıyorum. Bu daire parçasının alanı da nereden bulunur? Daire dilimi oluşturmayla. O yüzden bu siyahı da çizdim böyle. Sonra burada büyük ihtimal özel bir açı çıkacak. Şuradaki açı. Peki ben neyi biliyorum? Bir de aa, şunun yarı çapı. Kaçtı? 2'yi de. Bak 2'yi de kullanalım. Hocam burası 2 burası kök 3. Pisagor bağıntısı yapsam burası kaç çıkar? 1 çıkar değil mi? Evet. E, burası 1 çıktı Pisagor bağıntısından. E 90'ın karşısı 2 ise hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. Şurası 30 çıktı. E hocam burası da aynı şekilde. Merkez kirişi çektik. 2 eş parçaya böldü ya. E, aynı şekilde ya da merkez kirişi çektik. 2 eş parçaya bölecek. Burası da 1. Bu da yarı çap. Burası da 2. Bak 2, 2, 2. Eşkenar üçgen çıktı. E o zaman şurada kaçı? Toplamda 60 derece yapıyor. Şimdi ben şu A alanını bulabilirim. A alanını şuraya yazıyorum. A alanı nedir arkadaşım? Hocam şu 60 şu 60'lık dilimden dur sildim geri alıyorum. 60'lık dilimden neyi çıkartacağım? Bak görüyorsun. Şu eşkenar üçgenin alanı çıkartacağım. Hadi çıkartalım. 60'lık dilim. Yarıçapımız kaç? 2. Pi r kare 60 bölü 360'dan neyi çıkartıyorum? Eşkenar üçgenin alanı. A kare kök 3 bölü 4'ü çıkartıyorum. Şu dörtler de sadeleşti. Hocam burada da e, sıfırlar sadeleşti. Bu sadeleşti 6. E, bu 4 ile 6 sadeleşti. 2 pi bölü 3 yapıyor. Yani burası 2 pi bölü 3 eksi kök 3 yaptı. A alanını buldum. Şimdi benim ne yapmam lazım? Şuradaki yarım dairenin alanından A'yı çıkartmam lazım. Yarım dairenin alanı pi r kare bölü 2 eksi A alanı. A alanı dediğimizde bu 2 pi bölü 3 eksi kök 3'ü çıkartacağım. O zaman burası ne yaptı gençler? Şunlar 4 ile 2 sadeleşince 2 kaldı burada. Yani burası 2 pi eksi 2 kök 2 pi bölü 3 artı kök 3 yaptı eksi eksinin çarpımından dolayı. 3 kere 2 6 4 pi bölü 3 mi yapıyor burası? Evet. 4 pi bölü 3 artı köküçe eşit olmuş oldu cevap. O zaman şekli küçültelim ve şeyi bulalım. Yani bu zamana kadar ki yaptığımız işlemlerin hep aynısı arkadaşlar. 4 pi bölü 3 eksi köküç yaptı. Burada bir ara takıldık. Niye? Şunun yarı çapını kullanmadık. Bak daire parçası oluşturma falan dilimin alanını bulmam lazım diyorum ya. Şunu falan çizince yarı çapında 2 olduğunu söyleyince 2 2. E burası da köküç olduğundan dolayı şurada bir 30 60 90 üçgen çıktı. Hatta bütün kenarlar 2 2 2 çıktı. Şuradaki dilimdeki açı merkez açımız 60 derece çıktı. Sonrasında da soru kendiliğinden geldi. A'yı bulduk. Yarım dairenin alanından da A'yı çıkartıp 4 pi bölü 3 artı kök 3'ü bulmuş olduk. Yani 9. soru C hat yaptı ve böylelikle evet test 2'yi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde Pardon test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. والشكل